Gülşen neden tutuklandı, ne oldu? Ünlü şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi? Gülşen, İmam Hatipliler için söylediği sözlerin ardından, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dün akşam adliyeye çıkarılan ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı. Gülşen ne dedi? Gülşen, Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne almıştı şarkıcının, 4 ay önceki konserinden bir kesit dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor, ifadelerini kullandığı görüldü. Gülşen'in ifadesi Şarkıcı Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin imam lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu. Provokatif amaçla servis edilmiştir. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Gülşen, ifadesine şunları söyledi. Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın nakabı İmam'dır. Arkadaşlarla kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız İmam Hatip'te okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın nakabı mevcuttur. Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın, demem üzerine bana okrestra arasından, seni imam taşısın, şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'ta aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Gürşen savunmasında şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum ifadelerine yer verdi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından çağlayandaki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Polis tarafından adliyeye getirilen Gülşen, otoparktan adliyeye giriş yaptı. Cumhuriyet savcısına ifade veren Gülşen, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca yazılan sevk yazısında, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun konser sırasında yaptığı konuşmada imam hatiplilerle ilgili söz ve beyanlarda bulundu, bunların basın yayın organlarında, sosyal medya platformlarında yer aldığı ve sarf edilen sözlerin toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu belirtildi. Bu tepkilerin, özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumla gündem olduğu kaydedilen sevk yazısında, soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz oldu. Bu şekilde halkın farklı özelliklerine sahip bir kesimini diğer bir kesime aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içirmesi nedeniyle TCK 216-1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunun unsurlarını oluşturduğu, bu kapsamda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve CMK 100. maddede yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu belirtildi. Tutuklandı. Reyhan'dan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla soruşturma başlatılan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakırköy kapalı kadın cezaevine götürüldü. Şarkıcı Gülşen mahkemenin tutuklama kararının ardından Bakırköy kapalı kadın cezaevine götürüldü.